Herkese merhaba. Doğan Eselix modu var. Yine bir istek üzerine. Versiyon 1 midir, 2 midir, nedir bilmiyorum. Tereze Pro'nun modu. Bana verilen link, Emir Bardakçı'nın orijinal linki olduğu için bakmadım hiç. Versiyon 1 midir, 2 midir, nedir bilmiyorum. Benden ne isteniyorsa onu fixliyorum zaten. Iveco galerisinden alıyorsunuz. Mümkün olduğunca fiziğini düzeltmeye çalıştım. Özelleştir diyelim hemen. Bunda hem Şahin hem Doğan yapabiliyorsunuz. Kabin tek geliyor. Şaside böyle 3 tane seçenek var. Basık, standart bir de TRZ Pro demiş. Basıkla farkı ne? Basıkta lastikler daha içte. TRZ Pro denilen modelde, şaside. Bu lastikler daha dışta kalıyor. Bunu seçelim. Emir yaptığına göre farklı bir şey vardır. Bunların hangisi bunun motoru bilemiyorum. Daha doğrusu 1.4, 1.6, 2.0, 3'ü de kullanılan motorlar bu araçlarda da ses bakımından söylüyorum. Ben teknik açıdan konuşuyorum. Aracın gerçeğiyle ilgili konuşmuyorum. Deneriz. 1.4 alalım biz. Manuel 5 vites diyor. Bunun otomatik vites değiştirmesini yaptım. Otomatik kullanabiliyorsunuz. Şimdi içeride 4 tane seçenek var. Şöyle standart. Özel demiş. Özel de şöyle kaplamanın rengi değişiyor. Yüksek göğüs demiş. Asıl fark burada zaten. Şöyle rengi değiştirmeden özellikle değiştiriyorum ki farkı görün diye. Valla çok eski zamanlarda ben de kullandım bu araçları ama bizde de vardı ama zamanında. Ben bayağı yaşlandığım için hatırlamıyorum bile o zamanları artık. Hangisi Şahin'di, hangisi Doğan'dı, neydi o kısmını hatırlamıyorum. Kara Şimşek kardeşim zaten yazar, o tarz şeyleri hiç kaçırmıyor. Yüksek göğüs işte Doğan'ın da abi, Şahin'in şöyleydi, böyleydi falan diye. Kara Şimşek, Knight Rider kardeşim kesin öyle bir şeyi görürse yazıyor. O yüzden hiç söylemiyorum ben şimdi. Defansif oynuyorum yani. Şimdi ben bunu seçeceğim, bu Doğan'ın diyeceğim. Hemen yazacak. Doğan'ın o değil abi, o Şahin'in diye. O yüzden şöyle kafamıza göre hangisi güzel görünüyor. Şu çok şey geldi bana, hani biraz parlıyor renk olarak. Şekil olarak değil de. Karar da veremiyorum ha. İkisi de güzel aslında. Şu biraz daha güzel ya. Şurası falan şey kapalı böyle hoşuma gidiyor. Şurada düğmeler var. Bu olsun. Renkler çalışıyor. Bu da çalışıyor. Metalik çalışıyor mu? Metalik yok. Metalik yok. Metaliği ben mi kaldırdım onu da bilmiyorum. Yani çalışmayan şeyleri kaldırıyorum ya. Öyle otomatiğe bağladığım için farkında bile değilim. Belki de ben kaldırdım. Ama çalışanlar burada. Ne renk yapsam ya? Çok parladı. Şöyle bir şey yapsak. Şöyle değişik olsun. Şimdi bol bol modifiye seçeneği var. Şöyle söyleyeyim, ben Doğan SLX olanları seçeceğim. Modu benden isteyen kardeşim Doğan SLX modu diye istemişti. Burada Skoda'dan kalma şeyler var. Onun yanında şurada Audi sunroof diyor. Hemen koyalım onu, farklı olduğu için orada bir dursun. Şu kısım arkada kalıyor. Şuradan önünü şimdi hallediyoruz önce. O yüzden şuradan devam edeceğiz, aynalardan. Şimdi boyalı düz. Düz plastik. Plastik SLX, SLX demiş. SLX'i seçiyorum. Doğan SLX yapacağız dedik. Önce şu tampon kısmını, ön tarafı bir halledelim. Burada bayağı slotlar var. Üst üste girmiş. Şöyle açıyı değiştirirseniz tutturmanız daha kolay olabilir. Ya da benim daha önce paylaştığım bir yakınlaştırma modu yapmıştım. Bu config ekranı için. Onu indirip onu kullanabilirsiniz. Şimdi 3 çıta panjur demiş.
Üç çıta plastik 89. Ankara AC diyor. Ankara AC'siz. Doğanlı. Panjur. Panjur plastik demiş. Şu üç çıtayı burada far çıtası demiş. Şu farın altına atıyor ama önce farı bir koyabilirsek. Slotlar biraz üst üste binmesi kötü olmuş. Tutturamıyorum lan. Tuttu galiba. Heh. Biraz uğraşacaksınız, bu kısım üst üste binmiş. 89 Şahin far sinyali diyor. Yine 89 ikinci çeşit düz kara far diyor. Şu düz olanı seçeceğim ben. Doğan SLX'te bu sinyaller beyazdı. Onu hatırlıyorum. Panjuru seçtik. Ya şunun altında bir şey daha var gibi görünüyor da. Bu neydi? Ha, far çıtası. Şöyle yapayım. Tamponu koyup far çıtasını koyalım. Daha iyi belli olur. Far suyu demiş. Ön plaka. Ha, ön tampon. Şimdi ön tampon renkli, renksiz var. Şöyle tamamı plastik. Renkli olanı seçeceğiz. Doğan Selix de renkliydi. Onu hatırlıyorum yine. Şimdi çıtayı koyabiliriz. Şu arası boşluk görüyorsunuz. Şöyle koyduğumuz zaman renkli çıta, şöyle de siyah çıta atıyor. Bunu da renkli koyuyorum. Far suyu diyor. Bu önemli, Doğan SLX'in olmazsa olmazı. Doğan SLX'lerde özellikle kendini belli eden bu far suyu olayı vardı. Onu da koyduk. Ön plaka. Tek bir plaka var. 59L'ye 428 diye yapılmış. 3 farklı çeşit işte plakalık yapılmış. Biz bunu kaldıralım. Plaka koymayacağım. Ön tamponu seçtik. Sis yok. Hella. Şöyle hellalar güzel duruyor. Sis. Sis renkli. Sis renkliyi seçeceğim. Bu güzel duruyor. Bu plastik tampona daha güzel oluyor. Yani bunda da böyle kullanabilirsiniz. Aslında kötü durmuyor. Ama ben renkliyi seçiyorum. Şurada da en son karlık var. Plastik ya da böyle boyalı. Karlığı koysam mı? Yok, karlık koymayacağım bu sefer. Her zaman koyuyoruz. Şurada park lambası var. Yani farları yaktığın zaman yanıyor. Şöyle bir çeşidimiz var. Bir de şöyle AMG demiş. Şu inceyi koyayım, kibar dursun. Ön taraf bitti. Yani kaçırdığım, seçemediğim bir şey yoksa bittiği gibi geldi bana. Aynen. Sanmıyorum atladığım bir şey olduğunu. Lastiklere gelince iki tane lastik seçeneğiniz var. Tofaş stok diyor, bir de ince yanak diyor. Şimdi bu ince yanağı seçerseniz jantlardan ona uygun böyle bir jant seçmeniz lazım. Yoksa böyle arada boşluk kalır. O sizin zevkinize kalmış. Hangi jantı beğenirseniz ona göre lastik veya hangi lastiği kullanmak istiyorsanız ona göre jant seçeceksiniz. Birbirine uyduracaksınız. Doğanes, Harç, Kartal. Bakalım ne varmış. Vossen falan filan. Doğanes, Doğanlı. Ben şunu seviyorum ya. Bakayım. Şu, evet. Bunu koyacağım ben. O yüzden lastiği de şunu seçmem lazım ki doldursun içine. Burada da aynısını yapalım. Damla kapak. Damla kapak değil tabii. 5 kol, 6 kol. 6 kolla o aynıymış zaten oradaki seçenek. Tekrar mı geliyor yoksa arkada farklı mı isimleri? İsmi farklı geliyor galiba arkada. Aynen, 6 kol bu. Şu ikisi de aynı zaten. Tamamdır.
Sonra arka tarafa yavaş yavaş geçelim. Şurası var arada kalan. Kapı çıtası 2002. Kapı çıtası normal diyor. Ben bunu hatırlamıyorum ama şöyle seçeceğim. Şurayı da yapsın siyah. Şuraya geldik. Depo var. Depo sağ demiş. Sağ derseniz şuraya, sağ tarafa buraya koyuyor. Metal derseniz metal yapıyor. Sol derseniz de şuraya atıyor depo kapağını. Şuraya koyuyor. Ben bunu buraya koyacağım ve plastik koyacağım. Sağa doğru devam edelim. İkili anten demiş, magnum demiş. İkili anten de şöyle kısa iki tane anten, magnum da şöyle uzun bir tane anten geliyor. Bu kalsın. Yine devam ediyoruz. Şuraya 5 vites, Doğan. Doğan 2.0, iyi, Doğan SLX. Burada çeşit çeşit şey var. Ben şunu seçeyim. Kara Şimşek beni uyarırsın. Eğer şeyse bu. Hani Doğan SLX yapıyorum dedim burada. Doğan SLX 2.0 seçtim ya. Farklı olan şeyler varsa sen beni uyarırsın. Burada büyük ihtimalle ben logoyu seçmedim. Logo olacak burada ya. Eminim logo olacak burada bir yerde. Şu alttaki mi acaba? Yok. O değil. Panjur'un altında kalıyor herhalde ya. Burada logo olması lazım arkadaş. Eminim yani. Çünkü hatırlıyorum öyle bir şey. Ah, bu mu acaba? O da değil. Yine seçemedim ya. Seçeceğim lan onu. Video bir saatte sürse seçeceğim ben onu. Arkadaş bunlar niye bu kadar üst üste kalmış? Allah Allah. Sinir oldum ha. Ya orada var, oraya logo konması gerekiyor. Logosuz olmaz. Hangi açıdan görürüz onu? Belki de yoktur lan. Ya buraya dönüyorum şunun altında kalıyor. Buraya dönüyorum öbürünün altında kalıyor. Var orada biliyorum yani. Yok seçilmiyor. Yok ben seçemedim. Siz bakarsınız zaten. Bir saatte sürse yapacağım dedim ama o kadar da değil yani. Neyse devam edelim. Neyi koyduk en son? Doğan Eselik dedik. Bu neymiş? Bagaj çıtası diyor. Şöyle ince bir tane çıta atıyor şuraya. Şöyle büyük atıyor. Sonra şurada logo marka diyor yine. Tofaş seçince şuraya Tofaş geliyor. Öne de geldi mi lan? Yok gelmiyor. Şuraya Tofaş yazısı geldi. Bu neydi? Onu koyduk. Çıtayı koyduk. O zaman şuradan devam ediyoruz. Arka plaka diyor. Plakayı koymuyorum. Ön tarafla aynı. Plaka yeri. Heh. Şöyle. O kısmı sinyallerle beraber tamamen değişiyoruz stoplarla. Ben sıradan geçiyorum. Seçeceğim şey belli zaten. Burada SLX diye yazıyor zaten. Ben SLX yapıyorum şu anda. Şu diğeri neydi? Plakaydı. Ya hadi plakaları da göstereyim yine kaldırırım.
Aynı öndekiyle bir fark yok çünkü. O da tamam. Alta indim. Arka tampon. S. Yine S. Yine S. Yine S. Renklisi, burada deliklisi falan filan değişiyor gördüğünüz gibi. Yine S diyor. S dediklerinde sanıyorum şu delik mi var? Yanlış mı biliyorum? Aynen. Bir de direkt arka tampon dediğinde hiçbir şey yok. Ben o delikleri sevmediğim için seçmiyorum. O deliklerin ne işe yaradığını da bilmiyorum ya. Bilen birisi yorumlara yazarsa sevinirim. Görüyorum, merak ediyorum. Hep soracağım, unutuyorum ya. Bir de şurada bir şey var. Egzoz. Şimdi şöyle bir egzoz var. Şöyle bir şey var. Altta kalıyor, görünmüyor. Bir de egzoz normal demiş. Şunu seçelim ya. Kalınmış. Kalın egzoz iyidir. Başka bir şey kalmadı galiba. Şurada bir logo olması lazım da. Aha, buldum lan. Ulan var ya. Oğlum ben bu işi yapıyorum ha. Gördünüz mü? Açıyı gördünüz mü? Şöyle bir şey yapıyorsunuz, buradan çıkıyor. Ya ben onu yaparım dedim ama. Şöyle ha. O da şimdi çıkmıyormuş orada, görünmüyormuş falan. S model T logo diyor. Bir de T logo diyor. Harbiden çıkmıyor lan orada, görünmüyor mu? Yok, şeyler üstünde kalıyor bak, belli olmuyor o yüzden. Şöyle olur mu? Ha. Şöyle. Diğeri de şöyle. Aynı değil mi lan bu? S model ve T logo dediğine göre o bir şey değişti. O S model bir şey koyuyor da anlamadım. Neyse, sıkıntı yok. O T orada olacak ama. Ben onu seçeceğim dedim. Seçtim mi? Seçtim. Şimdi içeride de birkaç tane aksesuarımız var. Şurada yangın tüpü var. Şöyle. Şurada çakmak şarj demiş. Jarz demiş, pardon. Aslı zaten şarjdır onun, biliyorsunuz Z ile. Şurada kitapçıklar artı 10.000 TL demiş. Şöyle. Şurada ayna süsü diyor. Böyle bir şey var. Ayna standart. Şurada yine ayna süsü demiş. Bir de şöyle bir şey var. İsterseniz şöyle asabilirsiniz. Ben bunları koymayacağım şimdi. Şunu da koymayacağım. Bunu ben sevmedim. Teybimiz değişiyor. 3 çeşit teyp var. Standart Pioneer diyor. CD çalarlı Pioneer teyp diyor. Bir de böyle Alpine teyp diyor. Bu kalsın. Şurada da navigasyon geliyor. Navigasyon biraz teybin üstünde duruyor ama istiyorsanız koyun. Ben kullanmayacağım. Görebildiğim başka bir şey yok. Şurada CD'ler falan var, bak görüyor musun? Bu şekilde bir alalım aracı. Yeter ya. Bakalım uçma kaçma yapacak mı? Araç titremiyor, benim direksiyon titriyor. Direksiyonum bozuldu iyice. Bakayım. Aynen, araçta titreme yok. Sesine bir bakalım. Vallahi anlamıyorum ya artık, hangisi Skoda sesi, hangisi değil. Bu ne lan, burası yol yokmuş. Nereden gidelim, şuradan çıkalım biz. Tramvay geçti lan, ilk defa denk geldi. Bilmiyordum buradan tramvay geçtiğini. Pardon kardeş, ben bekleyemeyeceğim. Doğan şoförüyüm lan, ben beklemem. Hoppa. Fark etmedim ha, başka bir şeye bakıyordum. Skoda sesi değil galiba ya, tabii. Bu
O kadar da değil ya, o kadar da kazma olamam yani ayırt edemeyecek. Ha, Doğan sesi mi bilmem ama Skoda sesi değil. Oyundaki Skoda'nın sesi değil daha doğrusu. Kardeş, yol vereceğim ben. Lan yürüsene dingil daha. Malı gördünüz mü? Geldi dipte durdu, sinyal verdi sonra. Gerizekalı. Madem öyle zamanda versin dedi. Ben de düz devam edecek sanıyorum. Bu polislerle şimdi kovalama oynanır burada. Polizei. Hadi bakayım. Aynada sıkıntı var bak, görüyorsunuzdur. Ayna arkayı değil, aracın ön tarafını gösteriyor. Belki bunun düzeltilmişi falan vardır, bilemiyorum o kadarını. Dediğim gibi benden istenen mod buydu, ben bunu fixledim. Versiyon 1'dir, 2'dir, yenisi vardır, o kısmı bilemem. Bende bu var. Bunun linki verildi. Bunun fixi istendi. O yüzden bunu yaptım. Bu sağ tarafı tersten gösteriyor. Aynen. Olur. Öyle yani. Şu an 170 ile gidiyorum bu arada. Bakalım nerede patlayacağız derken gişeler... Lan! Dingile bak ya. Oğlum hep beni buluyor lan bunlar. İtalya'yı da bıraksam mı artık yavaş yavaş? Almanya'ya şöyle oyunun orijinal haritasına mı kaysam? İskandinavya'ya geçeyim. İskandinavya, evet. Zaten oylamada İskandinavya ile İtalya arasında kalmıştık zamanında. Biraz da İskandinavya'da kullandık. Fransa'da da kullandık. Biraz da İskandinavya'da yaparız testleri. Baltığı sevmiyorum ben. Baltık'ta zaten artık oynamam. Yeterince de mod testi yaptık Baltık'ta. Beni sarmıyor o harita. Çok durgun geliyor bana. Yollar hep aynı. Hani kopyala yapıştırından bahsetmiyorum. Yollar hep aynı derken virajlar bile hep aynı. Bak bu kadar sürdüm, araç uçmuyor ona göre. Ondan sonra abi uçuyor kaçıyor demeyin. Yani uçar kaçar, ona bir şey demiyorum. Bak takılır, belli bir yere denk gelir. Yol birleşim yerlerinde özellikle yapabiliyor, haberiniz olsun. Uçup kaçma konusunda garanti zaten veremiyoruz ya 1.34'te artık. Uçup kaçmayacak şekilde yaptık diyoruz ama onun garantisini veremem çünkü oyunun fiziği o şekilde çalışıyor. Ne oluyor lan? Ha, bu 5 vitesli değil mi? Ben de vites atacak diye bekliyorum ha. Yalnız güzel gidiyor ha bak. Aa, süspansiyon kodunu denemedim acaba. Süspansiyon kodu girili durumda mı değil mi bilmiyorum. Şu gişede hemen süspansiyon kodunu kontrol edeyim. Sonra zaten hop, şöyle. Hatta gişeden geçmeyeyim ya, şurada park edelim. Süspansiyon 1 ise sıkıntımız yok. Aynen 1'miş zaten. Değişiklik yapmadı. Evet arkadaşlar, mod bu. Beğeniyorsanız indirin, oynayın, takılın. Beğenmiyorsanız bir sonraki videoyu bekleyin. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Hoşça kalın.